alakalı yani. Erdal Çevik. Gaziantep'te oturuyorum. Çin, Anjin'den geliyorum. Hı hı. Olduğumuz şehirde hayalet şehir gibiydi. Yollar tamamen boşaldı. Herkes maske takıyor. Halkın %99'u maske takıyordu. Hı. Metro istasyonlarında falan çok büyük bir sessizlik var yani. Öncekine göre %80 bir azalma var halkın dışarı çıkmasında. Hı. Peki sizin bulunduğunuz bölgede bir virüs vakası var mıydı? Orada durum nasıl? Ya, birkaç kişi de görülmüş ama bilmiyoruz yani. Peki siz neden geldiniz? Virüs nedeniyle mi yoksa normal dönüş? Evet, biz virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Hı. Ne kadar burada olacaktınız, bir şey var mı? Normalde bir ay daha orada kalacaktık ama acil dönüş yaptık. Orada ne iş yapıyorsunuz? Biz fabrikadan gidiyoruz, makine getiriyoruz bu tarafa. Hı hı. Ticaret yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bir ay daha kalacaktınız. Evet. Bana. Evet. Peki tamam. Endişelendiğiniz zamanlar oldu mu orada yani bu? Tabii tamamen sokağa çıkmıyorduk. Hı hı. Sokağa çıkmıyorduk. Son bir hafta otelde kaldık. Hı hı. Abdulkadir Değirmeci, ticaret yapıyorum Çin'le yaklaşık 10 senedir. Hı hı. Biz gözlük işi yapıyorum. Burada biz gidip gözlük parçası falan alıp biz burada imalatı da yapıyoruz. Şanlıurfa'da. Ben şu an Pekin'de, Hangzhou'dan Pekin'e, Pekin'den İstanbul'a geldim. Peki oradaki durum nedir, anlatın. Oradaki durumda insanlar dışarıda çok tedirgin ve dışarıda insanlar yok. Dışarıda insan yok. Tehlikenin boyutu çok tehlikeli. Bazı bölgelerde, çoğu bölgelerde insanlar hiç sokağa çıkmıyor. Sokağa çıkmıyor. Peki, evet. Sizin bulunduğunuz yerde de virüs vakası var mıydı efendim? Benim bulunduğum şehirde virüs vakası yoktu. Hı-hı. Yani daha belirtisi yoktu. Anladım. Ama insanlar çok tedirgindi. Sokaklar bomboştu. Evet. Efendim peki siz planlı mı dönüşümü yoksa virüsten dolayı mı döndünüz? Yani planlı dönüşümden önce döndüm. 2 gün önce döndüm ben. Neden? Daha önce dönmeyi istedim. Uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yaparken yer olmadığı için mecbur otelde ben bir hafta otelden çıkmadım. Peki niye erken dönmek istediniz? Ya virüsten dolayı ben erken döndüm. Çünkü insanlar çok tedirgindi orada. Durumlar iyi değildi yani. Evet. Havalimanında bir uygulamadan geçtiniz mi? Evet, uygulamada geçtim. Havaalanında uygulamalarda sadece termal şeylerle insanın ısısını, ateşini ölçüyorlardı. Müslüm Açıkgöz, Almanya'danım. Almanya'danım. Peki şu an Çin'den geliyorsunuz herhalde. Şu an Çin'den, evet. Hangi bölge? Fençin, Jinan. Peki orada durum nedir acaba? Durum de iyi değil, çok iyi değildi. Hiç biz iş görevi yapıyorduk. İşimizi bitirmedik, her şeyi bıraktık, kaçtık. Hı-hı. Niye? Bizim şirketten eleman gelecekti, içeri bırakmadılar ve otele bırakmadılar. Pekin'den Jinan'a uçak iptal oldu. Hı-hı. Onun için biz de çok şüphelendik, kimse sokakta yoktu. Çok büyük bir şehirdi. Aniden pazardan belli hiç kimse sokakta yoktu. Tabii onların bayramı vardı. Hı hı. Ama yine de bize yasak ettiler. Bizim Çin alamız var. Boştanız. Erken döndünüz. Ya hemen biz kaçtık. Hemen kaçtık. Hanım bilet bulabildiniz mi? Şirket hemen buldu ya. Çok şükür. Bizi yalnız bırakmadılar. Peki, bizim şirket. Ne iş yapıyorsunuz orada? Biz Syntegon. Şu an Syntegon eski boş firma. Makine yoğurt için makine yapıyoruz. Yani makine inşası için mi? Gittiniz ya. Ticareti için mi? Ticaret yaptık orada. Yani biz inşaatımız vardı. Anladım efendim. Peki. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Şimdi Münih'e gidiyoruz. Münih'e gidiyoruz. Evet. Valla ilk zamanlar çok güzeldi. Geziyorduk. Orada arkadaşlar var, Türk arkadaşlar. Onlarla dışarı çıkıyorduk, program yapıyorduk, geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. O yüzden yani marketler... Tedbirler alındı mı? Alındı. Çok hükümet yetkilileri orada neler, ne gibi önlemler aldı? Evet, yani Pekin'e giriş çıkışlar kapatılmış. Pekin başkent olduğu için her türlü önlemler alınmış. Biz de evimizde aldık. Marketlerden alışverişimizi yaptık. AVM'ler falan kapalı. Ben Pekin'e 10 senedir gidiyorum. Bu kadar yani sakin bir şehir olduğunu görmedim. Ama Pekin halkı da bu şeylere uyuyor. Hı hı. Önlemlerini alıyorlar. Maskesiz kimse dışarıya çıkmıyor. Daha çok evde mi vakit geçiriyorlar sakin derken? Evet, evlerinde vakit geçiriyorlar. Herkes evinde vakit geçiriyor.